Küçük Akademi'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün günlerden 9 Mayıs Pazartesi ve biz bugün sizlerle küresel çevre sorunlarından bahsedeceğiz. Bugünkü videomuzda küresel çevre sorunlarının sınıflandırılması ve küresel çevre sorunlarının oluşumu, yayılımı ve etkilerinden bahsedeceğiz. Yine video sonunda konumuzla alakalı Tonguç'un Dinamo Soru Bankasından ödevlendirme yapacağım. Buradaki içindekiler kısmından size çözmeniz gereken testlerden bahsedeceğim. Öyleyse hemen dersimize başlayalım. <laughs> Öncelikle arkadaşlar küresel çevre sorunları biliyorsunuz ki dünyada son dönemlerde özellikle ee, sanayi devrimi ile birlikte artış göstermiştir. Burada daha çok yenilenebilen veya yenilenemeyen ki bunlar nelerdi daha önceki videolarımızda bahsetmiştik. Yenilenebilen doğal kaynaklarımız güneş, rüzgar, su, dalga. Yenilenemeyen doğal kaynaklarımızı ise fosil yakıtları olarak ifade ediyorduk. Bunlar kömür, doğalgaz, Petrol, linyit gibi kaynaklardan oluşuyordu. İşte bu doğal kaynakların hızlı bir şekilde kullanılmaya başlaması ve tüketilmeye başlaması küresel çevre sorunlarının başlamasına ve artış göstermesine neden olmuştur. Özellikle dünya nüfusunun hızlı bir biçimde artması ve bunun beraberinde şehirleşmenin de artması insan etkinliklerinde doğal çevreye olan zararın artmasına neden olmuştur. Önce başlangıçta bu zararlar sadece bu eee Olayların yaşandığı bölgelere etkilerken yani daha çok yerel bir çevre kirliliği boyutundayken daha sonra teknolojik gelişmelerle birlikte yaşanan bu sorunlar küresel bir hale gelmiştir. Ayrıca bakın özellikle sanayi devriminden sonra insanların doğal döngülere müdahale etmesi, bu döngülere katılması ve buralara mümkün olmayan yani geri dönüşümü mümkün olmayan atıkları üretmesi sorunları daha çok arttırmıştır. Ve küresel çevre sorunları dediğimiz bu sorunlar tüm ülkeleri hem gelişmiş hem gelişmekte olan hem de gelişmemiş tüm ülkeleri etkilemektedir. Bu yüzden bunlara küresel çevre sorunları diyoruz. Küresel çevre sorunlarının en başında gelen ve bunlardan en önemli birisi olan arkadaşlar küresel ısınmadır. Bunun haricinde asit yağmuru, ozon seyrelmesi, bitki ve hayvan türlerinin tahribi ki çok fazla hayvan türü nesli tükenmektedir. Bu da onlardan birisidir. Erozyon ve çölleşme, çarpık kentleşme, orhan orman tahribi ve yangınları küresel çevre sorunlarının başında gelmektedir. Küresel çevre sorunları özellikle son 40-50 yıla kadar daha önce de söylediğim gibi sadece bulunduğu bölgeyi ilgilendiriyordu. Ancak bu sorunların özellikle küresel ısınmaya yol açması ve tatlı su kaynaklarını kirletmesiyle beraber sanayileşme süreci nedeniyle bir bölgede asit yağmurlarının görülmesi çevre sorunlarının küresel boyuta ulaşmasına neden olmuştur. Şimdi bu gelin bakalım küresel çevre sorunlarından ilkine yani küresel ısınmaya. Arkadaşlar bakın son dönemlerde dünyamızın en büyük dünyayı en büyük tehdit eden sorunların başında küresel ısınma gelmektedir. Burada özellikle sere gazı olarak adlandırdığımız ki bu nasıl meydana geliyor? Burada uzun uzun anlatmışım ama ben size kısa bir şekilde göstermek istiyorum. Sera gazı dediğimiz olarak arkadaşlar bakın şurayı dünyayı çepeçevre saran bir atmosfer olarak düşünün. Atmosfer. Şu da yeryüzü. Nasıl ki güneşten gelen ışınları atmosfer difüzyona uğratıyorsa yani yansıtıp dağıtıyorsa bir kısmını bir kısmı da yeryüzüne ulaşıyor. Bunda bir problem yok. Ancak Yeryüzünden de atmosfere geri yansıyan ki bunlara biz ultraviyole e, ışınları diyoruz, zararlı ışınlar. Bu ultraviyole ışınlar atmosfere ulaşmaktadır. Atmosferde bunu özellikle e, atmosfer tabakasını kalınlaştırır bu zararlı gazlar. Atmosfer tabakası kalınlaştığında şu zararlı gazlar, yeryüzüyle atmosfer arasında sıkışıp kalır ve yeryüzüyle atmosfer arasında sıkışan bu gazlar dünyanın ortalama sıcaklıklarının yükselmesine neden olur. Biz işte buna ne diyoruz? Sera etkisi diyoruz. Kısaca sera etkisi dediğimiz bu. Sera etkisi nedeniyle dünyanın ortalama sıcaklığı yükselmektedir. Bu sera gazı dediğimiz şeyler neler? Karbondioksit ve metan özellikle. Burada Fosil yakıt kullanımı sonucunda özellikle ortaya çıkan bu gazlar atmosferde sera etkisi dediğim biraz önce de bahsettiğim gibi atmosfer tabakasının kalınlaşmasına neden olur ve atmosfer tabakası kalınlaştığında bu karbondioksit ve metan gibi çok zararlı gazlar atmosferle yeryüzü arasında sıkışıp kalır ve dünyanın ortalama sıcaklıklarının yükselmesine neden olur. Tıpkı bizim sera tarımı yaparken kullandığımız gibi o da aynı şekilde Sıcaklığın artmasına neden oluyor sera tarım yaparken burada da sera e, etkisinde de dünyanın ortalama sıcaklığının yükselmesine neden oluyor. İçerisinde bakın karbon bulunan gazlar da yine sera etkisine neden olmaktadır. Özellikle bunlar güneş enerjisini büyük oranda tuttuğu için dünyanın ısınmasına neden olur. Zaten bundan bahsettik. Dünyada sera gazı artışı özellikle sanayi devrimiyle birlikte gerçekleşmiş ve bunun yanında taş, kömürü, linyit gibi fosil yakıtların kullanılmaya başlaması sanayi tesislerinde bu küresel ısınmanın artmasına neden olmuştur. Bir diğer etkisi ise özellikle atmosferde metan gazının artması. Bakın metan gazının artması, tarımsal üretim ile gübre kullanımının artması ve yağmur ormanlarının tahrip edilmesi de yine küresel ısınmaya e, en büyük etkilerden birisidir. Yine sera etkisine neden olan bir diğer gaz olan azotoksit oranının artması yine motorlu taşıt sayısının ve azotlu gübre kullanımının artmasıyla bağlanma, bağlantılıdır. Burada bütün bunlar neye neden oluyor dedik dünyadaki sıcaklık ortalamalarının artmasına ve iklim değişikliklerinin yaşanmasına neden olur. Mesela bunu çok bu etkiyi çok fazla görüyoruz. Eskiden Nisan yağmurları dediğimiz yağmurlar mesela Son yıllarda Mayıs-Haziran aylarında gerçekleşiyor. Bakın iklimsel değişiklikleri gözle görebiliyoruz aslında. Ya da Türkiye'de mesela eskiden çok fazla hortum gibi olaylar gerçekleşmiyordu. Ama son yıllarda e, Antalya gibi bazı şehirlerimizde bu hortum olaylarını da görebiliyoruz. Yani iklim değişikliklerinin yaşandığını aslında görebiliyoruz. Bakın 1750-2005 yılları arasında atmosferdeki karbondioksit yoğunluğunu gösteren bir Tablo bu. 1750'de karbondioksit oranı ne kadar düşükmüş? Bakın 2005'te ne kadar yükselmiş? Yani bu günümüze kadar sürekli karbondioksit oranı artış göstermektedir. İşte bu da küresel ısınmanın en büyük problemlerinden, en büyük nedenlerinden birisidir. Mesela Amerikan uz Ulusal Havacılık ve Uzay Araştırması... E, merkezi yani NASA'ya göre bunu hepimiz biliyoruz. biliyoruz NASA'ya göre bakın küresel ısınma verileri çok korkunçtur arkadaşlar. Bakın 20. yüzyıl son bin yılın en sıcak yüzyılı olmuştur. 1998 yılı son bin yılın en sıcak yılı olmuştur ki bunları hani örnek veriyorum ki... ...küresel ısınmanın dünyada nasıl etkilerde bulunduğunu görmeniz açısından bu verileri veriyorum. Yoksa bunları tabii ki de hepsini bilmenize gerek yok. Sadece örnek olarak veriyorum size. 1900-2006 yılları arası en sıcak 20 yılın olduğunu gösteriyor. 1900-2006 yılları arasında yine en sıcak 4 yıl 1998, 2002, 2003, 2004 olmuş ve son yüzyılda arkadaşlar dünyada bakın Hava sıcaklıkları her 10 yılda bir 0.2 derece artmıştır. Ortalaması artmıştır. Bu çok büyük bir orandır. Ayrıca bakın bu küresel ısınma dünyada ne gibi etkilere sahip? Biraz da bunlardan bahsedelim. Mesela 1960'lardan bu yana küresel kar tabakası %10 oranında azalmıştır. Bu neye neden olmaktadır? %10 e, buzulların azalması özellikle ortalama kalınlıkların azalmasına ve günümüzde bakın 6 metre daha incedir 1980 yılına göre bu kar kalınlıkları. Ve Batı Avrupa'da ilkbahar 1975 yılına göre 1-2 hafta daha erken gelmektedir. Bu ilkbaharın 1-2 hafta erken gerçekleşmesi diğer canlıların da mesela bitkilerin daha erken çiçek açmasına, hayvan türlerinin daha erken yumurtadan çıkmasına gibi birçok etkiye sahip olabilir. Yine buzullar eridikçe özellikle deniz seviyeleri de yükselmektedir. 20. yüzyılda bakın deniz seviyelerindeki yükselme 10-20 cm arasında olmuştur. Bu deniz seviyesinin yükselmesi özellikle ada ülkeleri olmak üzere deniz seviyesine çok yakın olan ülkelerde ki buna en güzel örnek toprakların büyük bir çoğunluğu deniz seviyesinin altında olan Hollanda'dır. Bu tür ülkelerde olumsuz etki yaratmaktadır. Eğer bu şekilde deniz seviyeleri yükselmeye devam ederse Hollanda, İngiltere gibi hem ada ülkesi olan ülkeler hem de deniz seviyesi az o deniz seviyesine yakın olan ülkeler nedir e, sular altında kalacaktır yine bunların canlılar üzerindeki etkilerinden de biraz bahsedecek olursak özellikle bakın kuzey ve güney kutbundaki buzullardan kopan parçaların sayısı her geçen yıl artıyor bu yüzden arkadaşlar kuzey kutbunda daha erken erimeye başladığı için bu buz tabakaları kutup ayılarının fokları avlamasını zorlaştırıyor ve bu canlı türlerinin neslinin tükenmekte olduğunu gösteriyor. Daha çok zor e, bir alanda yaşam sürdürmeye çalışıyorlar. Yine küresel ısınma Birçok canlıyı etkiliyor dedik. Bunlara da biraz örnek verelim. Mesela Orta ve Güney Amerika'daki tropikal yağmur ormanlarında bulut tabakası daha da yoğunlaşmıştır. Bu durum neye neden oluyor? Gündüzlerin biraz daha serin, gecelerin biraz daha sıcak olmasına neden oluyor. Yine 1989 yılında Orta ve Güney Amerika'da yağmur ormanlarında yaşayan 110 çeşit Renkli kurbağa türünün 70'ten fazlası yok olmuştur. Düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? Sadece 110 çeşit renkli kurbağadan elimizde şu an kalan 40 çeşit kurbağadır. Bu da küresel ısınmanın canlılar üzerinde ne kadar etkili olduğunu gösterir. Yine düşen sıcaklık ortalamaları farklı bir mantar türünün yağmur ormanlarında yetişmesini sağlamış ve bu mantarlarla beslenen renkli kurbağalar da büyük zarar görmüştür. Yani arkadaşlar en çok şu an dünyada en çok düşünülmesi gereken olaylardan birisi küresel ısınmadır. Çünkü bu küresel ısınmanın önüne geçmezsek gelecekte e, bizi çok daha kötü günler e, beklemektedir. Yine küresel e, çevre sorunlarından bir diğeri ozon seyrelmesidir. Ozon gazı özellikle atmosferin ikinci katı olan stratosferdedir. Bakın atmosferin ilk katı troposfer. Troposferin bir üstünde de stratosfer bulunur. İşte bu stratosfer katmanında özellikle 19 kilometre ile 45 kilometre arasında ozon katı dediğimiz bir katman bulunur. Bu ozon tabakası özellikle güneşten gelen zararlı kızılötesi ve morötesi ışınları filtre eder ve yeryüzünde Yeryüzüne daha az zararlı ışının ulaşmasına neden olur. İşte bu özellikle 1950'li yıllardan itibaren soğutucularda, otomobil klimalarında, spreylerde klorofluorokarbon dediğimiz yani CFC adı verilen gazların kullanılması ozon tabakasının seyrelmesine neden olur. Yani burada eskiden hani bize hep ozon tabakası delindi falan diye ifade ederlerdi ya aslında ozon tabakasının delinmesi katmanın delinmesinden... E, bahsetmiyor. Yani ozon e, tabakasının seyrelmesi, yani atmosferdeki ozon miktarının azalmasından bahsediyor ve burada daha çok kloroflorokarbon dediğimiz e, gazlar e, büyük rol oynuyor. Bakın bu ozon tabakasının seyrelmesi, yani güneşin zararlı ışınlarının dünyaya ulaşması neye neden oluyor? Biraz da bunlardan bahsedelim. Özellikle biraz önce de bahsettiğim gibi kloroflorokarbon gazlarının artması sonucunda Güneşin zararlı ışınlarına maruz kalan insanlar başta katarakt, cilt kanseri olmak üzere kanser vakalarında çok büyük bir artış görülmektedir. Yine ozon tabakasının seyrelmesinden, ozon gazının seyrelmesinden ötürü bitkilerin fotosentezi yavaşladı. E bitkilerin fotosentezi yavaşlaması ne demek? Bizim daha çok bizim daha az oksijen kazanıyor olmamız demek. Bu da zaten tüm canlıların yaşamını olumsuz yönde etkiler. Yine e, okyanuslarda besin zincirinin temel, temeli olan bitkisel ve hayvansal planktonlar büyük zararlar gördü ve küresel ısınmanın hızı daha da arttı ozon tabakasının seyrelmesiyle birlikte. Yine önemli bir eee Çevre sorunlarından, küresel çevre sorunlarından birisi de asit yağmurudur arkadaşlar. Asit yağmuru ilk kez 1850 yılında İngiltere'nin Manchester bölgesinde. Manchester zaten dünyanın ilk sanayi şehri olarak ifade edilir. Bu yüzden de bu etkiden ötürü sanayinin burada çok yoğun olmasından ötürü Manchester'da ilk asit yağmuru gözlemlenmiştir. Özellikle burada kömür ve lignit gibi fosil yakıtların kullanımı Demir cevherinin eritilmesi, sanayi tesislerinden çıkan, sanayi tesislerin bacalarından çıkan bu zararlı gazlar ve motorlu taşıtların egzoz gazları asit yağmurunun en çok nedenidir. Burada bakacak olursak asit yağmuru nasıl oluşur arkadaşlar? Asit yağmuru öncelikle nitrojen oksit, sülfür dioksit, sülfürük asit gibi gazların Atmosfer su buharı ile birlikte atmosfere karışır. Atmosferde bu su buharına karışan zararlı gazlar yağışlarla birlikte tekrar toprağa düşer. Burada toprağa düştüğünde bakın bitkilerin büyümesini yavaşlatır asit yağmurları. Metallerde paslanmalara neden olur. Kireç taşları üzerinde yapılan insan eserleri zarar görür. Yine bu toprakta asit oranın artması bitkilerin zarar görmesine neden olmaktadır. Ve nehir ve göl sularındaki asit oranı arttığı için burada yaşayan canlılar yani balıklar ve yosunlar da olumsuz etkilenir bu durumdan. Zaten bunlardan bahsettik ama hızlıca tekrarlayacak olursak bakın tırtıl ve salyangozların yok olmasına orman bitkilerinin bir çoğunun çürümesine neden olur. Asit yani bitkinin çürümesini sağlıyor. Yine Tarımda verimin azalmasına neden olur ve kökleri vasıtasıyla bu bitkiler kökleri vasıtasıyla asiti aldığı için bitkilerin ve daha sonra da diğer canlıların bünyesine geçer asit. Ve özellikle taşları yavaş yavaş aşındırır binalar ve tarihi eserler üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olur. Yine Türkiye'nin ve dünyanın en çok karşılaştığı problemlerden birisi de erozyon ve çölleşmedir arkadaşlar. Bakın Türkiye'de de erozyon şiddeti çok fazladır. Özellikle ormanların çeşitli nedenlerle tahrip edildiği ve tarım arazilerinin aşırı ve hatalı kullanımı sonucunda ortaya çıkan sorunların başında ne gelmektedir? Erozyon gelmektedir. Bakın erozyon dediğimiz olay toprağın üst kısmının süpürülmesidir. Burada kurak ve yarı kurak bölgelerde bir de bitki örtüsünden yoksunsa sağ erozyona maruz kalır ki Türkiye zaten e, yılda bir yılda Kıbrıs adası kadar toprağını erozyonla birlikte denizlere ya da e, okyanuslara ya da baraj göllerine göndermektedir. Özellikle burada bakın dış kuvvetlerin aşındırma süreci olarak tanımlayabileceğimiz erozyon aslında doğal bir süreç. Bunu biliyoruz. Asıl tehlikeli olan insan etkisi sonucunda ortaya çıkan yani hızlandırılmış erozyondur ki biz bunu ne yapıyoruz? Bitki örtüsünü tahrip ederek e, bu olaya katkı sağlıyoruz aslında. Burada özellikle bakın bitki örtüsünün tahrip edilmesi, tarım alanlarında aşırı ve hatalı ekim ki burada bakın nadas tarımı Bunların en güzel örneğidir. Çünkü Nadas tarımında daha önceki konularımızdan hatırlayın. Nadas tarımında şu şekilde bir uygulama yapılıyordu. Toprak bir yıl ekiliyordu. Bir yıl boş bırakılıp toprağın azot dengesini sağlanması düşünülüyordu. Ancak bu Nadas'a bırakılan arazi arkadaşlar boş bırakıldığı için erozyona maruz kalır. Bu da özellikle erozyonun hızlanmasının önemli bir nedenidir. Ya da işte bu yine... E yakımı gibi hatalı ekim uygulamaları da bu erozyonu arttırır. Bakın özellikle dünya genelinde nemli ve yarı nemli bölgelerde su erozyonu ancak kurak bölgelerde rüzgar erozyonu etkilidir. Daha çok burada bitki örtüsünün hızlı ve bilinçsiz bir şekilde tüketildiği Afrika ülkelerinde erozyon şiddeti çok fazladır ve burada özellikle yine Aniden meydana gelen şiddetli sağanaklar, seller bu yüzeydeki verimli toprağın taşınmasına neden olmaktadır. Tüm dünyada arkadaşlar bakın erozyon çok şiddetlidir. Tüm dünyada yaklaşık 20-25 milyar verimli toprak erozyonla göl, deniz ya da okyanus tabanlarına taşınır. Bakın bu e, sadece toprağın verimsizleşmesi olarak düşünmeyin ya da toprak tabakasının taşınması, toprak katmanın, toprağın üst kısmının taşınması diye düşünmeyin. Sonuçta bu taşınan topraklar akarsular göller vasıtasıyla tamam denizlere gider ama bir de bizim baraj göllerimize gider ve bu baraj göllerinin ömrünün kısalmasına da neden olur. O yüzden erozyon çok önemli bir e, Doğa olayıdır, çevre sorunudur. Bunun önüne geçebilmek için ne yapmalıyız? Ağaçlandırma yapmalıyız, bol bol diyebiliriz. Erozyonun hızla devam ettiği bölgelerde özellikle iklim değişimlerinin de etkisiyle uzun süreli kuraklıklar yaşanır. Bu tip alanlarda arkadaşlar çölleşme sorunuyla karşı karşıya gelir ki çölleşme sorununda tüm dünyanın gündemine özellikle Afrika'nın sahel bölgesiyle oturmuştur. Bakın Sahra Çölü'nün güneyinde. Tam şu e, sarıyla gösterilen alan bu sah sahel bölümü bölgesi Afrika'nın. Burada Sahra Çölü'nün güneyinde yer alan bu yarın emni bölge özellikle 1968-74 yılları arasında çok şiddetli bir kurak yaş kuraklık yaşadığı için şu bölgedeki bitki örtüsü tamamen ortadan kalkmıştır. Bakın bu alanın ne kadar olumsuz yönde etkilemiş. O yüzden çölleşme şu an dünyanın en büyük problemlerinden biridir. Bakın Türkiye'de de özellikle İç Anadolu bölgesinde Konya Karapınar çevresinde geleceğin çölü olarak ifade edilmektedir. Çünkü burada erozyon şiddeti ve kuraklık çok fazla olduğu için ileride bu, da, bu bölgelerde de yine bir çölleşme ile karşı karşıya kalacağımız söylenir. Yine burada bakın Afrika'nın Sahel bölgesinde milyonlarca hayvan telef olmuştur bu çölleşme yüzünden ve milyonlarca insan da göç etmek zorunda kalmıştır. Bitki örtüsü yok olduğu için erozyon daha da hızlanmış ve verimli tarım alanlarının da süpürülmesine neden olmuştur. Bakın bu erozyon ve çölleşme evet tarım topraklarını olumsuz yönde etkiler ama tüm beşeri ve ekonomik faaliyetlere de yine olumsuz yönde etkileme, etkilemektedir. Şu erozyonun meydana geldiği yerlerde çölleşmeler Çölleşme daha hızlı hale gelir. Çölleşme arttıkça topraklar topraklar verimsizleşir ve burada yaşayan insanlar başka yerlere göç etmek zorunda kalır. Buranın toprağı bitki örtüsü tahrip edildiği için başka alanlara taşınır. Birçok soruna neden olmaktadır diyebiliriz. Yine günümüzün en büyük problemlerinden biri olan ve daha çok büyük kentler çevresinde neden olan Büyük kentler çevresinde karşımıza çıkan çarpık kentleşme arkadaşlar yine birçok çevre sorunu gibi hızlı kentleşme de sanayi devrinin önemli sonuçlarından birisidir. Özellikle kırsal kesimde yaşayan birçok insan daha rahat şartlarda yaşamak için kentlere göç eder. Burada geri kalmış ve gelişmekte olan bölgelerde ya da ülkelerde önemli bir çevre sorunu çarpık kentleşmeyi doğurmuştur. Burada çarpık kentleşmeden ötürü verimli tarım arazilerinin üzerine meskenler e, yani evler ya da fabrikaları inşa edilmesi ya da sanayi kuruluşlarının şehrin içerisinde kalması, hatalı altyapı hizmetleri yani burada e, altyapıya açılmayacak yerlerin e, mesela bu Türkiye'de de karşımıza ee, çok fazla yaşanıyoruz hatalı altyapı hizmetlerine ee, mesela işte akarsu yatağının işte e, akarsu yatağına ev yapılması gibi düşünün ya da yeşil alanların tarhip edilmesi, betonlaşma gibi e, olaylar sonucunda suların yer altına sızma miktarının ve yer altı seviyesinin değişmesi, atıkların depolanması gibi birçok sorun şehirlerin doğal çevreye zarar vermesine neden olmuştur özellikle günümüzde Güney Asya, Güney Amerika ve Afrika ülkelerinin büyük kentleri çarpık kentleşme sonucunda çevre sorunlarıyla e, boğuşmaktadır. Çünkü bu alanlarda zaten nüfus da dünya nüfusunun büyük bir bölümünü barındırdığı için. Yine arkadaşlar en çok e, ortaya çıkardığımız çevre sorunlarından birisi yani bizim etkimizde hızla artan ee, çevre sorunlarından birisi orman tahribi ve yangınlar biliyorsunuz geçen sene ülkemizde de çok büyük yangınlar meydana gelmişti özellikle güney bölgelerimizde ekolojik biyolojik ve ekonomik özellikleriyle yaşamsal açıdan çok büyük bir öneme sahiptir ormanlar ancak çağımızın öne, en önemli çevre sorunlarından biridir gerek tarım arazisi gerek yerleşim yeri açmak için e, bu alanlar tahrip ediliyor ve hızla kesiliyor. İşte bu ormanların hızlı bir şekilde tükenme sürecine girmesine neden oluyor. Özellikle ekonomik açıdan gelişmiş ülkelerde de yine bu sorun açıkça yaşanmaktadır. Orman tahribi diyebiliriz. Bakın Amerika Birleşik Devletleri'nde 1850 ve 1926 yılları arasındaki Orman miktarlarını gösteren bir e, burada fotoğraf var. Buraya baktığımızda arkadaşlar 1850'de ormanların bakın ne kadar e, fazla olduğunu görebiliyorsunuz. Şu ma açık mavi ile gösterilen yerler ormanlar. E, 1926'da ülkedeki e, yani bu e, alandaki kapladığı alanın ağaçların ve ormanların kapladığı alanın yüzyıldan daha kısa bir sürede ne kadar fazla kaybetmiş olduğunu görüyoruz. Bu bütün ülkeler için geçerlidir. Orman tahribi. Yine bitki ve hayvan türleri de tahrip edilmektedir. Özellikle küresel ısınma, asit yağmurları, kentleşme, çölleşme, yangınlar ve orman tahribatı gibi birçok küresel çevre sorunları bitki ve hayvan türlerinin yok etmesine, bazılarının nesillerinin tehlikeye girmesine neden olmuştur. Zaten bakın dünyadaki jeolojik dönemlere baktığımızda kuaterner dönemi dediğimiz bir dönem vardı. Bu kuaterner döneminde de yine iklim değişiklikleri sonucunda bazı hayvan türleri yok olmuştu. Bazıları nesli tükenmişti. Bazıları başka alanlara göç etmek zorunda kalmıştı. Bazıları ise bulunduğu bölgeye adapte olmuştu. Yine aynı problemleri yaşıyoruz. Yine birçok hayvan türümüz yok oluyor. Bazıları nesli tehlikeye düşüyor. Ve yine... Bazıları adapte olmak zorunda kalıyor. İnsanlar e, bu bitki ve hayvan türlerinin yok olmasında en büyük etkendir. Özellikle burada yüzyıllar boyunca haşerelerden korunmak için ya da tarım alanlarını zararlı böceklerden korumak için bilinçli olarak bazı türlerin e, yok olmasına neden olmuştur. Bunlar bu türlerden bazıları başka yerlere gitmişler ancak burada e, bulun ait olmadığı yerde yaşamaya başladığı için bu türler Başka türlere zarar vermiş ve böylece ekolojik denge bozulmuştur arkadaşlar. Böylece son dönemlerde çevremizde olup bitenlerden yola çıkarak arkadaşlar küresel çevre sorunlarının sınıflandırılması ve küresel çevre sorunlarının oluşumu, yayılımı ve dünyadaki etkilerinden bahsettik. Zaten bu konuları biliyorsunuz. Bununla alakalı olarak arkadaşlar her zamanki gibi ödüllü sorumu buraya bırakıyorum. Bakın ödüllü sorumuzda ne diyor? bir harita vermişim size. Burada e, harita üzerinde gösterilen alanlardan hangisinde asit yağmurlarının görünme olasılığı daha yüksektir? Ve öncülde de diyor ki dünyanın sanayileşmiş bölgelerinde yoğun olarak fosil yakıt kullanıldığı için asit yağmurlarının görünme olasılığı daha yüksektir diyor. Buna göre arkadaşlar bu sorunun doğru cevabını ve açıklamasını yorumlar kısmında bekliyorum. Yine bu konumuzla alakalı olarak arkadaşlar Tonguç'un Dinamo Soru Bankası'nda hemen sizlere göstereyim. Tonguç'un Dinamo Soru Bankası'nda küresel çevre sorunları testra 8 100, 186. sayfada bugünkü işlediğimiz konularla ilgili e, soruları bulabilirsiniz. O zaman bir sonraki konuyu da görüşmek üzere diyorum. Hepinize hoşçakalın.